Adın nədir? Ləfxan. Ləfxan, hardansan sən? Hansı kənddənsən? Daşbulaqdan gəlmişim. Necə oldu, niyə gəldiniz? Niyə çıxdınız kənddən? Ermənilər qovdu. Qovdu? Ləfxan, əyaqla nə olub qızım? Meşədə qaçan bu. Nə oldu əyaqla? 3 gün qarın içində qaldı. Buzladı, hə, əyaqla. İndi necəsən, Ləfxan? Yaxşı. Ay, sol, böyük qız olasın, Ləfxan. Yıl önce yaşananları ondan öğrendi dünya. O olmasaydı Karabağ dağlarında ne yaşandı kimse duymazdı. Yalın ayak göçmek nedir kimse anlamazdı. Bugün biz değil, onun görüntüleri konuşuyor yine. 30 yıl sonra hazırlanan bu belgeselde bile. Tek fark var aramızda. O gidişi çekti, biz eve dönüşü. O hicranı resmetti, biz vuslatı. Bu belgesel Cengiz Mustafa'ya ve sürgünün artık bittiğini anlatsın. Ve bir daha hiç kimse evinden, yurdundan atılmasın. Cebrail bizimdir, Füzuli bizimdir, Zengilan bizimdir, Ubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Oyunun sonundan başlayalım, Laçın rayonundan. Burası Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında kalan bir bölge. Arazi şartları nedeniyle Karabağ'dan Ermenistan'a yol olacak tek bölge. Aslında Ermenistan'ın planını ifşa eden, sonunda adına Laçın Koridoru denilecek bölge. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgale başladığında soydaşlarımı koruyorum yalanıyla bir propaganda yaptı. Dünyaya kendini derdimiz sadece Karabağ'daki Ermeniler diye anlattı. 92 Mayıs'ında Laçın işgal edildiğinde o yalan artık gün gibi ortadaydı. Amaç başkaydı. Önce koridor açılacak, sonra o koridor Büyük Ermenistan'a çıkacaktı. Herkesin gözü önünde bir ülke işgal edildi, hukuk çiğnendi, siviller katledildi. O gün dünya adeta dilsiz şeytan gibiydi. Akdere'den
dolduran var. Sovyetler Birliği henüz dağılmış, Azerbaycan bağımsızlığını yeni kazanmıştı. Ülke ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşuyordu. Erivan bunu fırsata çevirdi. Rusya'nın desteğiyle önce Dağlık Karabağ'ı, ardından çevresindeki 7 rayonu işgal etti. Azerbaycan'ın %20'si işgal altındaydı artık. 1 milyonu aşkın Azerbaycan Türk'ü yurdundan edildi. Gözü yolda kalan var. Pazarladım. Allah sınıfı ayırdım. Kimse sorumsun. Ta. 26 Şubat 1992. Hocalı, Karabağ. Bir çocuk pencereden dışarı bakıyor. Gecenin karanlığında Şubat ayazının sesini dinliyor. Annesi hemen ardında ona dair hayaller kuruyor. Üşüyüp üşümediğini geçiriyor içinden. Sabah artık onları hiç ısıtamayacak bir battaniyeye sarılacaklarını bilmeden. Üzülü kaldı. Allah. Gördün üzülü. Hay Allah. O gece 613 Azerbaycanlı katledildi. Çocuk canlar işkenceye yenildi. Ve dünya o geceye bir soykırım bile diyemedi. Birleşmiş Milletler de işgal dursun diye kalktı eller. Görüntü buydu. Ama aynı eller arka kapıda diasporayla el sıkıştı. 1994'te de Agit Minsk grubu kuruldu. Rusya, Amerika ve Fransa grubun 3 eş başkanı oldu. Mekanizma çözümün değil, statükonun devamını sağladı. Ama unutulan bir şey vardı. O haksızlık Azerbaycan halkının geldikleri gibi giderler yeminiydi. Status quo deyilen mesele yoktu. Tutardı gitti. Status quo. Böyle olmalıydı, öyle olmalıydı. Ben değiştirdim status quo. Değiştirdim. Bak orada. Üç. Yoktu status quo. Temas hattı. Yoktu temas hattı. Yarmış bu. Aliyev'in tarihe geçen o sözü sabrın sonuydu aslında. 30 yıla yakın süredir devam eden işgal ve ateşkes rejiminde Ermenistan birçok kez ihlalde bulundu. 175 kilometrelik cephe hattı boyunca hep bir adım ilerisini kovaladı. Sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan'a gelince o saldırılara misliyle karşılık verdi. Ama diplomasiyi de kenara atmadı. Haklı olan taraf Bakü'ydü. Provokasyona uyulursa haklıyken haksız duruma düşülebilirdi. Güç sabırla etkiliydi. 2016'daki 4 gün çatışmalarında bazı topraklarını işgalden kurtardı. Bu tüm dünyaya istersem topraklarımı alırım ama sorun barışla çözülsün mesajıydı. Bakü sabrın meyvesini 4 yıl sonra tadacaktı. Evet. 2020'nin Temmuz'u bir dönüm noktasıydı. İşgal başladığından beri cephe hattında yaşanan çatışmalar ilk kez başka bir sahaya sıçradı. Ermenistan bu kez Tovuz kentini ve köylerini vurdu. Azerbaycan için sabrın son demleriydi artık. Saldırı püskürtüldü. Uluslararası kamuoyuna son uyarılar yapıldı. Bakü'nün uyarıları Birleşmiş Milletler'in soğuk duvarlarından geçmiyordu. Rusya'dan kalkan uçaklar Ermenistan'a silah taşıyor, Erivan PKK'lıları bölgeye sevk ediyordu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in kaşları çatıldı. Artık bir şeylere dur deme zamanı gelmişti. Birleşmiş Milletler kürsüsünde tüm dünyayı son kez uyardı Aliyev. The Armenian Prime Minister announced the establishment of civilian militia consisting of tens of thousands of civilians who will be forced to undertake military actions against Azerbaijan. This clearly demonstrates new aggressive intention of the Armenian leadership. The Armenian Defense Minister threatens Azerbaijan with so-called new war for new territories statements. Erivan bu konuşmayı blöf sandı. Bir hafta geçmeden 3 koldan saldırıya geçti. Bakü masada yeterince oyalanmış, artık sahanın vakti gelmişti. Diasporanın masada kurduğu oyunu sahada askerin postalı bozacaktı. O gün tarihin değiştiği gündü. Şu an aynı siteye bir başka mermi daha düştü bakın. O noktadan dumanlar yükseliyor. Onların cüzubuna yetiyor zaten. Onlar sivil insanlara
hedef alıyorlar. Askerlere ondan cüzü yetmiyor yani. Bakü'nün her yanında aynı soru soruluyordu o gün. Herkes birbirine aynı şeyi fısıldıyordu. Şimdi ne olacak? Yine mi sabredeceğiz? Restoranlar, kafeler, otobüs durakları, taksiler. Her yerde aynı şey merak ediliyordu. Kulaklar radyoda, gözler televizyonda, ellerde birer cep telefonuyla sahadan gelecek haberler bekleniyordu. Yoksa vatan muharebesi bir kez daha mı ertelenecekti? Sorunun yanıtını Cumhurbaşkanı Aliyev verdi. O ulusa seslenirken Azerbaycan'da adeta hayat durmuştu. İlk nöbede Azerbaycan torpağlarının işgali onların planındadır. Eğer bizim isteğimiz olsaydı, biz Ermenistan arazisine hərbi döyüşleri geçirebilirdik. Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Ve Ermenistan işgalçı dövlətdir. Biz hak yolundayız ve biz zəfər çalacağız. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azerbaycandır. Şu an cephe hattındayız. Azerbaycan askerleriyle birlikteyiz. Topçu bataryasının olduğu yere gidiyoruz. Nerede olduğumuzu söyleyemeyiz. Askerlerin yanındayız şu an. Moralleri çok yüksek. Hepsi Dağlık Karabağ özgürlüğüne kavuşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Günlerdir bu mevzilerdeler, bu cephelerdeler. Evet, moralleri yerinde görüyorsunuz. Çok geçmeden cepheden ilk iyi haber geldi. 8 saat gibi kısa bir sürede çok sayıda meskun mahal alındı. Stratejik tepelerin ele geçirilmesiyle tam bir baskın yapılıyordu. Piyadeyi havadan SİHA'lar destekliyordu. Ermenistan ordusu ne olduğunu anlamadan kuzeyden de ses geldi. Burası Dağlık Karabağ. Hedef denen yer, hasreti çekilen yer işte burası. Artık bu arkamda görmüş olduğunuz sisli ve karlı arazide Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ilerliyor. Bulunduğumuz yerse en önemli yerlerinden bir tanesi. Bir yanda Cebrail Fuzuli, bir yanda Murov Dağı hattı. Bu bir hilal taktiğiydi. Kartacalı Hannibal'dan Büyük İskender'e, Fatih'ten Atatürk'e tarihi yeniden yazan komutanların taktiği bu kez Kafkasya'da uygulanıyor ve tarih bir kez daha yazılıyordu. Azerbaycan askerinin ilerlemesi devam ediyor. Bulunduğumuz yer harekatın en önemli safhalarından bir tanesi. Arkamda gördüğünüz Murov Dağı ve artık orası kontrol altına alındı diyebiliriz. Arkada gördüğünüz yerler Ermenistan askerlerinin post denilen bazı kulübeleri. Artık onlar boşaltıldı ve silahlı kuvvetler, Azerbaycan askeri kendi mevzilerini bu noktaya kazıyor. Sahadaki o ilerleme 3 gün sonra masada kendini gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısıyla toplandı. Azerbaycan'a harekatı durdurun çağrıları gelmeye başlamıştı bile. Aynı gün İran arabuluculuk teklif etti. Hükümet sözcüsü Ali Rebi, ateşkes için İran, Türkiye ve Rusya'nın yardımcı olabileceğini söyledi. Türkiye'ye gelince... Yıl 1918. Bakü Bolşevik işgalinde. Taşnak çeteleri halka zulmediyor. Türk'e dair tek söz etmek yasak. O sırada yazılıyor bu şarkı. Nuri Paşa komutasındaki askerin başındaki kırmızı fes, Gence Ovası'ndaki gelincik tarlalarına benzetiliyor. Yani lalelere. Türk ordusuna Türk denemiyor çünkü. Bakü işgalden kurtarıldığında laleler üç renkli bayrağa bağımsızlığını veriyor. Türk'e Türk dedirtiyor. Ankara 100 yıl öncesini hatırladı o gün. Bakü'de yine lale olmak lazımdı. Ama bu kez sahada değil, masada. Kollar sıvandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir yanda Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramova yanınızdayız diyor, masasındaki diğer telefonda Avrupalı muhataplarına Bakü'nün haklılığını anlatıyordu. O sırada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da külliyede diplomasi trafiğinin Amerika ayağını yönetiyordu. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a harekatın durmasının Ermenistan'ın çekilmesine bağlı olduğu anlatıldı. Bakü'nün kararlılığı tüm muhataplara vurgulandı. Bir tek yer kalmıştı. Moskova. Acaba Rusya bu işe ne diyecekti?
Paris'ten Erivan'a, Berlin'den Washington'a herkes bunu merak ediyor, her başkentte ayrı senaryolar yazılıyordu. Ankara-Moskova hattında, Suriye'den Libya'ya pek çok sahada hem işbirliği hem itilaf çoktu. İki başkent şimdi Kafkasya'da ne yapacaktı? Diplomaside ne verilip sahada ne gösterilecekti? Sahadaki askeri harekat ve masadaki diplomasi. Bir mücadelenin olmazsa olmaz iki cephesi. Muharebenin 5. gününde iki alanda da başarı sürerken yeni bir cephe açıldı Bakü'nün önünde. Kara propaganda. İlerlemeyi durdurmak için artık her yol deneniyordu. Türkiye'nin F-16'larının operasyonda kullanıldığı, bunun aslında Rusya için büyük bir tehdit olduğu, Suriye'den savaşçı getirildiği ve ateşkesi Ankara'nın engellediği yönünde pek çok haber, dedikodu. Amaç, uluslararası kamuoyunda baskı kurup sahadaki yenilgiyi hafifletmekti. Ama Bakü aldanmadı. O sırada Rusya da ilk tepkiyi verdi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti. Kısa süre sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Lavrov'la görüştü. Moskova'ya barışın tek yolu Ermenistan'ın işgalinin son bulması mesajı verildi. Bakü ya da Ankara, Çavuşoğlu yahut Bayramov. Herhangi bir asker, herhangi bir diplomat ve hiçbir diplomatik temas. Herhalde bir savaş suçunu bu fotoğraf kadar net anlatamazdı. Ermenistan, sonraları sıkça tekrarlayacağı o saldırıların ilkini Gence'ye yaptı o gün. Sivillerin üzerine rastgele yasaklı bir bombayı, misket bombasını bıraktı. Çocuklar bir kez daha ölüyor ve dünya yine üç maymun oynuyordu. Azerbaycan yanıtı yine sahada verdi. Önce Karabağ'ın su kaynağı Sugavuşan, ardından da Cebrail 27 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Bu, vatan muharebesinin o güne kadarki en büyük zaferiydi. Aliyev haberi halkına duyururken, sivil katliamlarına sessiz kalan dünyaya ateş püskürüyordu. Yoksa ki siz dayanın, onlara vakt verin. Neye vakt verin? Vakt verin ki güç toplasınlar. Bugün Cebrail'in işgalden azat edilmesi Ermenistan'a, onun havadarlarına ders olmalı. Aliyev Paris'e de, Washington'a da, Moskova'ya da mesajını net verdi o gün. Artık yeter dedi. İşgale ya Minsk grubu son verecekti ya da Azerbaycan ordusu. Twitter paylaşımıyla işin içine Ankara'yı da kattı. Yeni masayı tarif etti. Biz bu işi Türkiye ile çözeriz dedi. Sabahına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakü'deydi. Mevkidaşı Bayramov, Agit Minsk grubu üyelerine yeni masayı anlatıyordu. Verilen fotoğrafsa çok daha fazlasını. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Paris diaspora ile Washington seçimle uğraşa dursun, Kremlin mesajı aldı. Paşinyan'ın telefonunu günlerdir açmayan ve bunu dünyaya duyuran Putin, Aliyev'le görüşmesinden hemen sonra çatışma bölgesi Azerbaycan toprağı, Rusya müdahale edemez diyiverdi. Operasyonun 10. gününde kurulan ilk temasta Bakü'nün tezleri savunuluyordu. Aliyev'in masaya vurduğu yumruk etkisini göstermişti. Azerbaycan halkının ümitlerini doğrulduruz ve doğrultacağız bundan sonra. Dünya Aliyev'in mesajını konuşuyordu. Şimdi ne olacak denirken bir mesaj da Erdoğan'dan geldi. Azerbaycan Ermenistan'ın haydutluğuna son veriyor dedi Cumhurbaşkanı. Bu işi artık AGİT üyeleri çözemez. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. Batı başkentleri çalkalandı. Harekat derhal durdurulmalıydı. Hemen Cenevre çağrısı yapıldı. Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine inat, AGİT Minsk grubu eş başkanlarıyla yapılacaktı. Bakü ve Ankara'ya
biz bu işi oyalamaya devam edeceğiz deniyordu. Diplomasi de resterest geldi. Yeni bir oyun kuruluyordu. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu Cenevre'ye gitse vatan muharebesi bitiyor diye algılanacaktı. Gitmese bu kez de Bakü barış istemiyor propagandası yapılacaktı. Bir şeyler yapmak lazımdı. Devreye Aliyev diplomasisi girdi. Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı'nı aradı. Talimatını verdi. Cenevre'ye git, masaya otur ama Ermenistan çekilecekten başka laf etme. İstirsizse sülh yoluyla hallolunsun. Yakşı, biz dayandırak. Ancak derhal bize değilmelidir ki Ermenistan bizim torpalarımızdan çıkır. Cedvel verilmelidir. Ceyhun Bayramov Cumhurbaşkanı'nın dediğini yaptı. Cenevre'de sonuç alınmıştı. Ama karşı hamle hemen geldi. Rutinde 4 gün sonra Moskova'da bir toplantı daha yapılacaktı. 12 Ekim'de planlanan o toplantı Cenevre'nin ertesi gününe alındı. Bayramov Bakü'ye gelmeden Moskova'ya geçti. Ankara-Bakü hattında telefon diplomasisi zirve yaptı. Dünya bunu Rusya devreye girdi diye okudu. Erivan bir oh çekti. Ama Aliyev'in talimatı kesindi. Tıpkı Cenevre'de olduğu gibi Bakü hakkını sonuna kadar savunacaktı. Ateşkes istiyorlar. Desinler işgalçı devlete reddolsun çıksın. Yok, ahıra kadar gidecek. Ahıra kadar, sona kadar gidecek. Moskova, Bakü, Ankara. Tüm başkentlerde farklı dedikodular dolanıyordu. Toplantı 10 saati aşınca Rusya durduruyor algısı çatırdadı. Halk evde ne olduğunu merak ediyor, gazeteciler kaldıkları otelde dünya basınını tarıyor, dedikoduları kim nasıl görüyor diye çıkacak sonucu anlamaya çalışıyordu. Herkesin sabaha ilişkin bir senaryosu vardı. Ama Bakü'nünki farklıydı. Bakü'nün en uzun gecesiydi o. Prezident aparatı, yani Cumhurbaşkanlığı'nın ışıkları o gece hiç sönmedi. Telefonun bir ucunda Moskova, diğer ucunda Ankara vardı. Bakü o gün işgalden kurtardığı topraklardan geri çekilmeye, statükoya dönmeye zorlandı. Müzakere her tıkandığında masadan kalktı Dışişleri Bakanı Bayramov. Cumhurbaşkanıyla görüştü. Aliyev'in talimatı netti. Bakü geri çekilmeyecekti. Bayramov da o kararlılığı vurguladı. Biz öz torpaklarımızı işgalçılardan azat etmeye başlayanda görün neler baş veriyor. Ne kadar büyük tezik gösterirler Azerbaycan'a. Her taraftan. Karar 11,5 saat sonra çıktı. Açıklamayı da ev sahibi Sergey Lavrov yaptı. İnsani ateşkes imzalanmıştı. O süre boyunca esir değişimi yapılacak, cenazeler defnedilecekti. Kalıcı çözüm için ileride yeniden masa kurulacağı söylendi. Yazılı metne de Agit Minsk grubu vurgusu yapıldı. Azerbaycan'ın sinirleri test ediliyordu. Hayır dese barış istemeyen taraf ilan edilecekti. Bakü oyunu kuralına göre oynadı. Masadan kalkan taraf olmadı. Erivan'sa istediğini almış görünüyordu. Ama imzalar atıldıktan sadece 16 saat sonra akıl almaz bir şey oldu. Günlerdir Moskova'da, Paris'te, Washington'da ateşkes kulisi yapan Ermenistan bir kez daha sivillere saldırdı. Gence'de çocuklar katledilirken dünya bir kez olsun ateşkes isteyen taraf neden saldırı yapar diye sormadı. Taceyev buradaydı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı. Önce bu noktaya geldi, patlamanın olduğu noktada incelemelerde bulundu. Arama kurtarma ekipleriyle görüştü. Onlardan son durum hakkında bilgi aldı. Sivil katliamları Bakü'nün sabrını taşırmıştı. Kamu diplomasisinin tüm unsurları devreye kondu. Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Acıyev, Bakü'deki 16 askeri ateşeyi Savunma Bakanlığı'nda topladı. Ermenistan'ın işlediği savaş suçunu, Azerbaycan'ın vatan muharebesini neden yaptığını belgeleriyle tek tek anlattı. Konuşmasının sonuna geldiğinde tam 3 kez sordu Hacıyev. If you have any questions, as my colleague said, we'll be more than glad to answer. I know that our military colleagues always try to reframe their questions. Gözler Minsk grubunun temsilcilerindeydi. Ama tek soru gelmedi. Kimse ses etmedi.
gence saldırısı sözün bittiği yerdi. Amerikalı ve Rus ateşe uzun uzun not aldı sadece. Not almayan, konuya hakim olan tek ateşe vardı. Ankara'nın temsilcisi Albay Feyzi Koray Kuşçuoğlu. Ayın 10'unda birinci defa ateşkes güve mindi. Ancak Ermenistan bir gün keçmemiş bu ateşkesi köbülcasını pozdu. Öyle de namert şekilde. Bu savaşın dördüncü cephesiydi. Sahada, diplomaside, propagandada yürütülen savaşa bir de sinir harbi eklenmişti. Bakü hataya zorlanıyordu. Amaç sinirleri zayıflatıp saldırılara karşılık verilmesini sağlamaktı. Böylece Ermenistan vuruluyor propagandası yapılacak, tüm dünyaya Azerbaycan'ın asıl amacı bizi işgal etmek denilecekti. Tahrik iyice arttı. Ermenistan artık insanların cenazelerini defnetmelerine bile izin vermiyordu. Önce siviller vuruluyor, o sivilleri defnetmek isteyen başka siviller cenaze töreninde ateşe alınıyordu. Cenazeler gece defnedilmek istendi, Ermenistan gece de vurdu. 16 Ekim'de Terter'de yaşananlar savaş suçunun da ötesindeydi artık. Ermenistan ordusu bu kez de Terter'de kabristana saldırdı. O sırada burada yakınlarını defnetmek için toplananlar vardı. Ve bakın kabristanın saldırı sonrasında ne hale geldi. İşte havan mermisi tam bu noktaya indi. Bütün kabirler paramparça olmuş, dağılmış durumda. Bu arada aralıklarla bölgede top sesleri de bölgeden geliyor ve saldırı sonrasında kabristandaki durum böyle. Allah'ım yardım et. Ya Rabbim yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Gence iğne vuruyorlar. Ermeniler Gence iğne vuruyorlar. 17 Ekim Gence. Saat gece yarısı 1. Azerbaycan bağımsızlık gününe saatler var. Ve insanların aklında yarın var. Herkes acaba bağımsızlık gününde neresi özgürleşecek diye merak ediyor. Çünkü cephe hareketli. Askerin ilerleyişine dair dedikodular var. Herkes heyecanla teyit bekliyor. Heyecandan daha yeni yeni uykuya dalınıyor. Çok da derin olmayacak o son uykuya. Allah'ım yardım et. Ya Rabbim yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et. Yıkıntının asıl vaziyeti burada görülecek. Dikkatli olalım, dikkatli olalım. Sanırım geç... Evet ya, evet ya. İki gün önce Gence'ye yapılan saldırı nasılsa bu da böyle bir felaket. Bu da böyle bir felaket gerçekten. Gökhan abi, terse çevir kamerayı, terse çevir. Terse çevir, terse çevir. Şimdi... Yol boşalt! Biraz daha kayalım. Ne yazık ki yaralılar geçiyor. Büyük bir bina yine yıkıldı. Ve öyle zannediyorum yine geçtiğimiz günlerde olduğu gibi balistik bir füzeyle saldırı. Çünkü büyük bir yıkıntı var. Genel görüntü görelim, yukarıdan görelim Gökhan abi. Çünkü ne çıkacağı belli değil. Gerçekten vahim ya, vahim durum. Yani üzüntü verici, altını çizmek isterim. Neden yapılır sorusu, bu saldırı nasıl sivillerin üzerine yapılır sorusu, aklen, mantıken, vicdanen yanıtı olmayan bir soru. O gün, o gece sadece biz vardık burada. Türkiye'li gazeteciler. Birkaç ajans dışında Batı medyasından hiç kimse yoktu. O ajans muhabirleri de Türkiye'liydi zaten. Biz olanı anlattıkça sosyal medyadaki Ermenistan trolleri de hesaplar üzerinden saldırıya geçti. Taraflı haber yaptığımızı söylüyor ve bir soru soruyorlardı. Neden enkaz üzerinde sadece Türkiye'li gazeteciler var? Aslında o gün canlı yayın esnasında aynı soruyu biz de soruyorduk. Nasıl olur da
Dünya medyasından, Batı medyasından insanlar bu saldırıya karşı kayıtsız kalır, sessiz kalır. Nasıl olur da hiçbir televizyon kanalı buradaki yaşanan vahşeti ekranlara canlı yayında taşımaz? Nasıl olur da bebeklerin katledildiği bu saldırı dünyaya anlatılmaz? Hiç kimse yoktu o gün. Dünya yine olanı biteni görmedi. Sağır kaldı. Niçin Azerbaycan'ın ikinci kenti vurulur? Niçin sivillere yönelik ve hedef gözetmesizin? Yani şöyle söyleyelim, burada bir askeri tesis yok. Hani askeri tesis hedef alındı desek, askeri tesis yok. Bir devlet dairesi yok. Bir şey yok burada. Burada yani atılan yer rastgele. Nereye geleceği belli değil. Sadece insan öldürmek için, sadece sivil katletmek için. Bunun adı savaş suçu. Başka bir şey değil. Ama ne yazık ki ilkinde de ikincisinde de görmüyor. Gördüklerimiz gerçekten vahim. Çocukların oyuncakları, çocukların resim çizdikleri defterler. Yani burada çocuklar, bebek vardı ya. Gözde bebek vardı yani, bebek vardı. Bunu anlatılacak bir durum değil. Tarifi yok. Çatışma bölgesinde değiliz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Hani savaş hukuku, muharebe hukuku, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Duymak isteyene çok ses verdi aslında. Ninniyle uyutulan bebeklerin sesi. Bomba gürültüsüne çığlık atan çocukların sesi. Annesini bir daha duyamayacakların sesi. Kimse duymasa da hiç susmayacak bir hafızanın iç sesi. O gece bir bebek öldürüldü uykusunda. Keşke dedi babası. Keşke gece uykusu olmayan bir bebek olsaydı. Ağlasaydı keşke. Hiç uyutmasaydı bizi. Sarılırdım son kez. Babası son kez mezara indirirken sarıldı ona. Sonra bebek tekrar uyudu. Hiç uyanmayacaktı bu kez. ...2020'nin bağımsızlık günü hiç unutulmayacak Azerbaycan'da. O gün bir mahalle yok edildi. Bir bebek defnedildi. Ve 28 yıl sonra Fuzuli rayonu geri geldi. O gün Azerbaycan halkının kalbinde hem öfke, hem acı, hem mutluluk hakimdi. O karmaşık duyguları en güzel Aliyev özetledi. Bu bir daha Ermənistan rəhbərliyinin faşist mahiyyətini göstərir. Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayət törədir. Biz isə onların cavabını döyüş meydanında veririk. Öz xoşuyla bizim torpaqlarımızdan çıxmasalar, biz onları iti qovan kimi qovacağıq və qovuruq. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Aslında saldırının bir gerekçesi de buydu. Sahadaki mağlubiyet. Özellikle çatışmaların yoğun olduğu nokta Fuzuli Cebrail bölgesiydi. Bu bölge Dağlık Karabağ'ın güney kısmıydı, güney cephesiydi. İki gündür yoğun bir direniş vardı Ermeni unsurların, ancak bu direniş bugün kırıldı. Azerbaycan ordusu güney cephesinde ilerlemeye bugün devam etti. Fuzuli'nin alınması demek sadece bir rayonun, bir kentin alınması demek değildi. Sadece manevi anlamı yoktu. Fuzuli stratejik olarak Dağlık Karabağ'ın kilidi konumundaydı. Yani Fuzuli'nin alınmasıyla Şuşa'nın kapısı açılıyordu. Ermenistan'ın o kapıyı kapatmak için kuzeydeki birliklerini getirmekten başka çaresi yoktu. Ama oradaki stratejik tepelerde de Azerbaycan ordusu hakimdi. Harekatın taktiği Hilal. Hilal harekatının ise en önemli safhalarından, ceplerinden bir tanesi kuzey hattı, yani Murov Dağı. Arkamda Karabağ'ın karlı dağları uzanıyor. İşte bu aşıldıktan sonra Kelbecer karşılayacak ve
silahlı kuvvetler, Azerbaycan ordusu da artık Murov Dağı'nda hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Yani güneyden çekilseniz Şuşa düşecekti, kuzeyden birlik getirseniz Kelbecer. Şuşa'yı verseniz Karabağ'ın kalbi gidecekti, Kelbecer'i verseniz Ermenistan'la bağlantı. Sahada yapacak bir şey kalmamıştı. Hilal kapanıyordu artık. Gence'ye yapılan üçüncü saldırıya da tepki göstermedi dünya. Dünyanın derdi Azerbaycan'ın ilerleyişini durdurmaktı. Bu kez devreye Amerika girdi. Trump seçime giderken Ermeni diasporasını kızdırmak istemiyordu. Ona oy lazımdı. Amerika'da yaşayan çok sayıda Ermeni var, yardım edeceğiz dedi. Azerbaycan sahada ilerledikçe masada önüne set konuyordu. Hele Ermenistan bu neticeni istiyordu. Ki daima danışıklar geçsin. Daima bizim başımızı aldatsınlar. Dondurulsun bu mesele. Ebedi kalsın esaret altında bizim torpağımız. Nedir Minsk grubunun faaliyeti? Trump'ın sözleri ciddiye alınmalı mıydı? Washington seçim arefesinde Kafkasya'da nasıl bir müdahale yapabilirdi? Dünya başkentleri bunu tartışırken 22 Ekim'de bu kez Zengilan'dan geldi haber. Zengilan'da tıpkı Fuzuli gibi son derece stratejikti. Azerbaycan'ın İran sınırına hakim olması demekti. Ama daha da önemlisi Zengilan bir ikmal koridoruydu. O koridor kapandı. Ardım İran, solum Ermenistan ve nihayet burası Zengilan. Azerbaycan ordusu İran'la sınır hattını artık tamamen kontrol altına aldı ve buradaki işgalin bitmesi aynı zamanda şu anlama geliyor. İran üzerinden Ermenistan'a ve cephe hattına destek sağlayan PKK unsurları artık durdurulacak. Biz yeni bir reallık yaratmışız. Şimdi herkes yeni reallıkla hesaplaşmalıdır. Ama biz neyi görürüz? Biz öz torpaklarımızı işgalçılardan azat etmeye başlayanda görün neler baş verir. Erivan sahada iyice köşeye sıkıştı. Bu kez Washington'dan medet umdu. Trump zaten sandığa beş kala diaspora Ermenilerine göz kırpıyordu. Erivan masada istediğini aldı. Moskova'daki ateşkesin ardından bu kez de Washington toplantısından çıktı ateşkes. Zengilan'ın kurtarılmasından bir gün sonra 23 Ekim'de. Anlaşma 26 Ekim sabahı yürürlüğe girecekti. Ateşkes için bastıran taraf Ermenistan'dı. Ama aynı Ermenistan imzalar atılır atılmaz bir kez daha sivillere saldırıyordu. Arkadaşlar az geriye gelin. Gelin geriye. Sesler duyuyoruz. Evet, şu anda da yine yakın bir noktada patlama meydana geldi. Hemen yine yaklaşık göz mesafesi 150 metre kadar yakın bir noktaya düştü. Bakü, Moskova'daki ateşkesin ihlalinden sonra bu Rusya'ya da bir saygısızlık demişti. O söz diplomasinin topçu atışıydı. Aslında Bakü, Moskova'ya Paşinyan'a güvenme diyordu. Ermenistan Başbakanı Moskova'dan çıkan ateşkese uymamış, Washington'da yeni bir yol aramış, onu da Berde'deki sivil katliamıyla eline yüzüne bulaştırmıştı. Bakü'nün uyarısı Kremlin'de ancak 10 gün sonra anlaşıldı. Paşinyan Moskova'ya değil, Washington'a sırt veriyordu. Putin, Aliyev'in haklılığının altını bir kez daha çizdi. Bu kez kırmızı kalemle. Azerbaycan'ın topraklarını kaybettiği bu durum sonsuza kadar devam edemez. Bu kırmızı kalem aynı zamanda Ermenistan Başbakanı için kırmızı ışık demekti. Paşinyan sadece savaşı değil, koltuğunu da kaybediyordu. Moskova Paşinyan'a benimle oynamazsan seni Türklerle baş başa bırakırım diyordu. Aliyev'in mesajıysa direkt Putin'eydi artık. Sual olur. Bu kadar silah, bu kadar teknik Ermenistan'da hardandı? Ermenistan'ın hərbi büdcəsi belli. Kim onları silahlandırır? Berde'nin şehir merkezindeyiz. Daha dünkü saldırının acısı dinmemişken bir kez daha, bu kez Berde şehir merkezine atıldı füzeler. Arabalar kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda yaralı,
gözümle gördüğüm, üzeri örtülü çok sayıda hayatını kaybeden sivil vatandaş var. Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Burası Berde'nin merkezi, en göbeği. Arda arda top seslerini duyduktan sonra çıkan siyah dumanı takip ederek bu noktaya geldik. Ve gördüğümüz şu anda tam bir mahşer yeri. İnsanlar bir yandan buradaki yaralılara yardım etmeye çalışıyor. Buradaki kamu görevlilerine yardım etmeye çalışıyorlar. Diğer yandan araçlar alev almıştı. Onlar söndürüldü. İnsanlar büyük bir şok yaşıyor şu anda. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sahada savaşı kazanırsınız. Azerbaycan kazandı. Diplomaside yeni siyasi manevra alanları açarsınız. Azerbaycan açtı. Ama kendinizi, haklılığınızı dünyaya anlatamadığınız vakit tüm bunlar boşa gider. Berde saldırısında canlarını kaybetti Azerbaycan. Şimdi size o vahşeti ancak flu bir şekilde gösterebiliyoruz. Ama o saldırıdan sonra dünyadaki sağır kulaklar ilk kez o haklılığı duyabildi. Uluslararası Af Örgütü ilk kez Ermenistan savaş suçu işliyor dedi. Ve sivillerin üzerine misket bombası atmak tam bir vahşiliktir dedi. O tarihi karar açıklandığı vakit kamu diplomasisinin başındaki isim Cumhurbaşkanı Aliyev Fox News'te canlı yayında dünyaya yeni mesajlar veriyordu. Turkey has been pushing for war. No, not at all. Not at all. Not a single evidence about that. Turkey only provides political support and this is enough because when Turkey says that they stand side by side with Azerbaijan and Azerbaijan is not alone, this is a message to all those who may want to penetrate and provide their interests with respect to the conflict. Aliyev'in Türkiye vurgusu kendisini Suriye sahasında gösterdi. Rusya İdlib'i vurdu. Hedeflenen muhalif kampı Türkiye'ye 10 kilometre mesafedeydi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 50 kişinin öldüğünü duyurdu. Bu Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajıydı. Rus lider önceki hafta Karabağ konusunda Türkiye ile aynı düşünmüyoruz demişti. Saldırıdan hemen sonra Erdoğan Putin'le Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü. Ankara ve Moskova birbirini test ediyordu. Türkiye nasıl, ne şekilde, ne zaman masada olacak? Mütlak Türkiye bu meselenin siyasi yollarla çözülmesinde faal rol oynamalıdır. Bakın, indi Minsk grubunun eş başkanlarının ülkelerinde Ermeni diasporlarının faaliyetine dikkat yetirin. Ne için Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir? Ne için o da eş başkan olmasın? Hangi mesele bu bizim bölgemizde Türkiye'siz çözüldü? Bakın Suriye'de, Libya'da, Orta Şerk'te, bizim bölgede Türkiye söz sahibidir ve bu reallıktır. Onunla hesaplaşmak lazımdır. Cumhurbaşkanı Aliyev ilk günden beri bunu söyledi. Ama AGİT üyeleri Ankara ve Bakü'nün birlikteliğine hep set çekmek istedi. Diplomaside örülen o seti sahada Azerbaycan askeri devirdi. 30 Ekim'e gelindiğinde asker artık Şuşa ve Laçin kapılarındaydı. Direnmenin manası kalmamıştı. Karabağ Azerbaycan'dı. Putin söylemini değiştirdi. Bu kez Türkiye'de masada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ertesi gün Rus liderle yaptığı görüşmeyi detaylandırdı. Dedik ki artık bu işe Kafkaslar'da gelin bir son verin. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki inşallah bunu neticelendiririz. Tabii kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Yani bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın, babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Ermenistan için yolun sonu görünmüştü artık. Artık Erivan için eve dönüş vaktiydi. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Ermeni halkı Azerbaycan askerine vatanına hoş geldin diyordu. Rehberiniz altında Şuşa şehri şaldan azat edildi. Yaşasın canavarlı başkomandan. Eşk olsun Azerbaycan halkına. Karabağ Azerbaycan'dır. 8 Kasım 2020 Şuşa, Karabağ'ın kalbi, Azerbaycan'ın kültür edebiyat başkenti. Vatan hasretinin simgesi.
dağlarını gelinlerin kıskandığı şehir. 28 yıllık esaret son buldu o gün. Üç renkli bayrak Şuşa burçlarındaydı. Azerbaycan'ın en büyük aşkı Şuşa. Sokakta kimi çevirseniz herkesin başka bir anlam yüklediği aziz şehir. Reşit Behbudoğulları, Süleyman Sani Ahundoğulları yetiştiren her kitabın yazısı, tüm enstrümanların tınısı. Laçınlı, Adamlı, Fuzuli'li, Genceli, Bakülü. Azerbaycan'daki herkesin kendi memleketinden önce özlediği ana yurt. Haydar Aliyev'in vasiyeti, Harı Bülbül'ün yurdu. Bir bahar gününde en güzel olduğu mevsimde geçti düşman eline. Tarih 8 Mayıs 1992 idi. 72 gündür Hocalı soykırımına sessiz kalan dünya, Ermenistan'a şimdi de Azerbaycan'ın kalbini hediye ediyordu. Şehitler ıyabanında yanan bu ateş, onların ölümsüzlüğünü, Azerbaycan halkınınsa bağımsızlığını simgeliyor. 7 Kasım gecesi bu ateşi Şuşa'ya taşıdı Azerbaycan ordusu. Şehitlerin manevi makamına ışık oldu. 8 Kasım sabahında tüm Bakü bu kez sevinç gözyaşları döküyordu bu anıtta. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gelince o da buradaydı. O bu kez sadece halkına bir müjde vermiyor, aynı zamanda babasının vasiyetini de yerine getiriyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tarihi konuşması başlamak üzere. Şu an herkes cep telefonlarından televizyondaki bu açıklamaya kilitlenmiş durumda. Aziz bacılar ve kardeşler, bugün bu müjdeni ben burada Şehitler Hiyabanı'nda doğma halkıma veririm. Bu tesadüfü değil, bu tabidir. Bugün şehitlerimizin ruhu karşısında bir daha baş eğerim. Ben bugün aynı zamanda Ulu Önder Heydar Aliyev'in kabrini ziyaret ettim. Onun ruhu karşısında baş eğdim. Yüreğimde dedim ki, hoşbeht adamım ki ata vasiyetini yerine getirdim. Şuşa'nı azat ettim. Bu büyük gelebedir. Bugün ben edirem ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanır. Bugün bütün Azerbaycan halkı gurur hissiyle bu hoş haberi karşılayır. Hemşe sözümde durmuşam. Azerbaycan halkına ne demişemse onu da eylemişem. Cumhurbaşkanı Aliyev'in sadece sözlerinde değildi mesaj. İlk kez takım elbise giymedi müjde verirken. Şuşa'yı kamuflajla duyurdu dünyaya. O kamuflaj hem askeri selamlıyor hem dünyaya bu iş bitti, zafer bizimdir diyordu. Tüm Azerbaycan o mesajla kutladı 9 Kasım bayrak gününü. Ordunun üç renkli bayrağı hediyesi Karabağ'ın kalbiydi. O hediyenin anlamı, önemi, ruhu okşayıp gözleri yaşartmasıysa tam 100 yıl öncesine dayanıyor. Bolşevik işgalinde yasaklandı üç renkli bayrak. Ama Azerbaycan halkının yüreğinden de atılamadı. Yazılan her mani, bestelenen her nota oraya çıktı. Halk bayrak hasretini Şuşa'yla resmediyordu. Mavisini Şuşa'nın seması, kırmızısını Şuşa'nın gelincik tarlaları ve yeşilini yine Şuşa'nın dağları betimliyordu. Şuşa'nın dağları geldi manay, kırmızı koftarın yaşı tümanay.
Bayrak gününde 100 yıl önceki yasakları kaldırdı Azerbaycan ordusu. Ama mesaj sadece 100 yıl öncesine değildi. Yakın tarihte aldı nasibini askerin selamından. Kulaklarda yine aynı şarkı çalıyordu. Dağlık Karabağ'ın bu eşsiz manzarasını içinde barındıran yer Şuşa'nın sembollerinden Cıdır Düzü. Ama Vatan Muharebesi için son derece anlamlı psikolojik bir öneminin olduğunu da belirtelim. Çünkü savaş başlamadan yaklaşık bir yıl kadar önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan işte burada Cıdır Düzü'nde dans etmiş, halay çekmişti. Azerbaycan'ın her yanında o dans bir hakaret olarak algılandı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmalarına da yansıdı. Şuşa işgalden azat edildiğinde, ordu Cıdır Düzü'ne çıktığında bir yıl öncesinin intikamı alınıyordu. Bir tek halayla. Şuşa'da Cıdır Düzü'nde serhoş vaziyette oynayan o telhek beyan etsin ki çıkıram. Şuşa'da akşamlar doğar ildizler, onlardan güzeldi gelinler kızlar. Oturup yol üstte yarını güzler, oturup yol üstte. Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman. 10 Kasım. Anlamı ilk bakışta Türk halkının matem duygusu. Büyük kurtarıcıya saygı duruşu. Devrimlerinin kavramlıya, sözlerinin anlaşılmaya çalışıldığı gün. Zaten anlamlı olan bir sözü, 100 yıl sonra bir anlam daha kazandı o gün. 100 yıl önce Boğaz'daki gemilere bakıp, geldikleri gibi giderler demişti. 100 yıl sonra Atatürk'ün o sözü, bu kez Kafkasya'da yankılandı. Geldiği gibi gitme sırası Ermenistan'daydı artık. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir demişti o. Onun cumhuriyeti her anında yanında oldu kardeşinin. Azerbaycan halkı ve Cumhurbaşkanları Aliyev de ona zafer gününü 10 Kasım'dan 8 Kasım'a alarak teşekkür etti. Türk'ün atasının öldüğü gün hiçbir zafer kutlanamazdı. Haydar Aliyev'in sözü iki devlet bir millet daha da anlam kazanmıştı şimdi. Erivan sonunda beyaz bayrak sallamıştı. 28 yıllık işgalin son bulduğunu Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Aliyev birlikte duyurdu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan yoktu. Herkes o nerede diye merak ediyordu. Ama o neredesin sorusunu hiç kimse İlham Aliyev kadar işten sormamıştı. Bir kelime de yoktu. Paşinyan, ne oldu bes? Bu ne oldu Paşinyan diye sen birçok iller arzinde dillerde kalacaksın. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdince Cebrail'a. Reks delirdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göre gitti status. Görba gör oldu status. Yoktu status. Ve olmayacak. Yaklaşık 30 yıllık hasret son bulmuştu işte. Karabağ Azerbaycan'dır sözü artık tüm dünyada yankılanıyordu. Dünya artık o sloganı duymak zorundaydı. Azerbaycan ordusu sahayı dar etmişti. 44 günde Cebrail, Gubatlı, Zengilan, Fuzuli bölgeleri, Hocabend bölgesinin çoğu ve Laçın bölgesinin bir dizi köyü Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Toplamda 5 şehir, 4 yerleşim yeri, 286 köy, çok sayıda stratejik tepede yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanıyordu. Şuşa'nın da alınmasıyla sahada öldürücü darbe vuruldu. Artık masada direnecek hal kalmamıştı. Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'ın zaferini "Bizim için çok ağır bir yenilgi günü, anlaşmayı imzalamaktan başka çarem yoktu." diye duyurdu. Vatanım sen Azerbaycan'ı. Ermenistan 20 gün içinde Azerbaycan topraklarını terk edecekti. Adam, Kelbecer ve Laçın tek kurşun atılmadan işgalden kurtarıldı. Ermenistan'ın çekilişini
Türk ve Rus barış gücü denetleyecekti. Barış gücünün konuşlanma süresi 5 yıl olarak belirlendi. Taraflar kabul ederse bir 5 yıl daha uzatılabilecekti. Ayrıca Nahçıvan'la karayolu bağlantısı kurulacaktı. Bu aynı zamanda Türkiye ile direkt karayolu ulaşımı demekti. Ankara ve Bakü şimdi tam anlamıyla komşu oluyordu. Türkiye ve Rusya Ankara'da barış gücüne dair detayları konuşurken çekilme takvimi de başlamıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev de işgalden kurtarılmış topraklardaydı artık. Azerbaycan'ın başkomutanı üzerinde kamuflajla yılların hasreti vatan topraklarında zafer yürüyüşü yaptı. Azerbaycan ordusu 20 Kasım'da Adama, 25 Kasım'da Kelbecer'e, 1 Aralık'ta da Laçın'a girdi. İşgalden kurtarılan kentlere asılan her bayrak Azerbaycan'ın tüm kentlerine sevinç gözyaşı olarak yansıyordu. Vatan hasreti son bulmuştu. Şimdi Azerbaycan halkı için eve dönüş vaktiydi. Selam. Hoş bulduk. Memleketime geliyoruz değil mi? Evet. 28 yıldan sonra. Ne hissediyorsunuz şimdi? İlk önce nereyi görmek istiyorsunuz? Evimizi. Kendi evimi, babamın evini, emlerim, dayılarım ve babamın kabir sandığında kabirini böyle ziyaret etmeyi isterim. Bu sevinçti, sevinç gözyaşlarıdır. İnanabilmirəm. İnanırdım ki ne vaxtı olur ama inan deyirdim belki de ölerim, gedirəm, görmərəm. Ama indi ona göre sevinirim ki, deməli bu düzdür, həqiqətdir. Arzular gerçekleşti. Şehitlerimin canı, qanı sayesinde. Çok değişmiş. Burada buralar hem sakin torpaqlarıydı. Kendi Türkçe ne deyirler? Kendi askerler için dikmişler bunları. Mezaristan oradaydı, yoktu. Bir tane de mezar yoktu. Bir tane. Ha, yoktu orada. Burada bizim doğma kəndimiz. Allah'a çok şükürler olsun. Çok sevinirim, çok sevinirim. 30 ildən yaxın bir devirden önce kəndimizə gəlirəm. Ama hamısı dağılmış, bak. Biz tərəflər, bizim kəndi evimizdən hamısı dağılmış, yox. Sen, ben, bir de bu şehir bitmeyen keder yeniden.
köşeler yaz köşelerde yaz yaz ya. Dünya ağlayır biz ağlayır niye ayrı düştük bir şerde. Allah'ım sana şükürler olsun. Kısa fikirleri uzun eder dağıtmışlar, pis güne koymuşlar. Pis vaziyette de buralar. Hansı biri kavuşmamamızı ister ki ya. Niye bela? Salam ata. Ben gelmişim. Karşında baş eğerim. Atama ruhun şad olsun dedim ki 28 ildən sonra bura ayaq bastıq. Həm sevinirəm, həm kədərlənirəm. Kədərlənirəm ki artıq atam da yoxdur. Sevinirəm ki çox şükür ki onun olduğu yerlərə ayaq bastım. İnşallah gözəl evlər tikiləcək. Hər şey yerini tapacaq amma atamız yoxdur. Anamız yoxdur. Çox şükür bugünkü günlərə. Siz sağ olun ki, sizin sayənizdə gəldik bura. Buradan nə tər qaçmışdıq gecənin birində hamımız. Bütün kənd qaçmışdı. Xatırlayıram, hətta balaca bir pişik var idi, o da bizlə bərabər qaçdı. Pişik kedi də, yəni bilirsiniz nəyə deyirəm. O da qaçdı. Tərtərdə yaşadıq. Amma indi 28 ildən sonra döndük. Çox şükür bu günlərə. Gəncliyimi görmək istəyirdim burada. İndi əlbəttə ki, o vaxt mənim 28 yaşım var idi. İndi 55 yaşım var. O anları görmək istəyirdim. Təzədən sanki oradan, necə deyim, elə bil ki, təzə gəncləşmiş bir uşağa dönürəm bura gələndə. Heylə sevinirəm. Özümü onun kimi hiss eləyirəm, hiss eləməyimi. Vətən başqa şeydir, torpaq başqa şeydir. Bugünü, hep bugünü gözlədim mən. Bu günlər üçün ordumuza minnətdaram. Çox şəhidlərimiz oldu burada. Bu su qovuşanda çox şəhidlərimiz oldu. Allah onlara rəhmət eləsin. Onların sayəsində biz bu torpaqlara gəldik. Buraya gəlincə evlərimizi yapacaq. Orada bulağımız var. O bulaqdan gözəl sular götürəcəyik. Hamısını yenidən işləyib yaradıb yaşayacaq. Və o bulağın üstünə burada olan şəhidlərin birinin adını yazdıracaq. İnşallah. Burada şəhid olanların xatirəsinə o bulağı mən kəndi öz hesabıma orada yatdıracaq. Bax o bulağın. Mən isə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Şuşanın dağlarının başındakı duman artık dertli değildir. Arası ayırdılar, mil ilə doyurdular. Mən səndən ayrılmazdım, zor ilə ayırdılar. Yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluğu kardeşliği. Bu asla bir duran değil, muhteşem bir tufandır. Kavuşan el alem değil, can ile cananıdır. Bu asla bir duran değil, muhteşem bir tufandır. Kavuşan el alem değil, can ile cananıdır. Şimdi Türk'ü söyle.
dilemenin işte tam zamanıdır. İki gözüm bu işin yoksa solu, yoksa solu. Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır. İki gözüm bu işin yoksa solu, yoksa solu. İki gözüm bu işin yoksa solu, yoksa solu. Söylemenin işte tam zamanıdır. İki gözüm bu işin yoksa solu, yoksa solu. Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır. İki gözüm bu işin yoksa solu, yoksa solu. İki gözüm bu işin yoksa solu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, deneyimli siyasetçi Cemil Çiçek, Haber Global'de